Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Green Card'a nasıl başvuru yapabileceğimizi anlatacağım. Öncelikle Green Kart'a dvprogram.state.gov'dan başvuru yapacaksınız. Ben açıklama linkte şey açıklamaya linki bırakıyorum. O siteden giriyorsunuz ve siteye girdiğinizde karşınıza çıkacak olan ilk sayfa burası arkadaşlar. United States Department of State ...Amerika'nın kendi vize başvuru program sitesi. Buraya geliyorsunuz. E, burada zaten size başvuruyla ilgili bilgiler veriyor. Başvurunun e, kuralları vesaire her şeyi var. Öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Sizin Green Card'a başvurabilmeniz için... ...öncelikle e, lise mezunu olmanız gerekiyor. Veya da e, Amerika'nın istediği mesleklerde... ...en az 2 yıllık bir çalışma tecrübenizin olması gerekiyor... E, bu meslekleri de Google'a yazarak araştırabilirsiniz. E, bu başvurumuz normalde Ekim'in 5'inde başlamış ve Kasım'ın 8'inde bitecekmiş. 6 Mayıs 2023 tarihinde de sonuçlar çıkacakmış. Evet. E, Dilerseniz o zaman şimdi hemen başvurumuza girelim. Şimdi e, Begin Entry'yi bastığımız zaman bizi burada bir tane doğrulamaya gönderecek. Robot olmadığımızı kanıtlamaya çalışıyor. Buraya... Çıkan kodu, e, gerçi büyük yapmamıza gerek yok. Girelim, enter'a bastık. Şimdi arkadaşlar, burada birinci kısımda soyadınızı soruyor. Soyadınız mesela e, Türkçe karakterlerden oluşuyorsa, siz onu Türkçe karakterden ziyade İngilizce karakter olarak girmeyi çalışın. E, İngilizce veya Türkçe ee, Türkçe girsem olmaz mı? Olur ama şansınız daha düşük olur. Sonuç olarak e, Amerika'nın dili İngilizce ve onlar İngilizce olan e, yazıları, karakterleri daha göz önünde buluşturacaklardır. Bulunduracaklardır. Örneğin adınız Özdemir Ağırbaş olsun. Şimdi mesela soyadımız Ağırbaş ama ben nasıl yazıyorum? Baş harfi büyük olabilir. Eee çok yani bütün kelimeleri büyük harfle yazmanızı tavsiye etmiyorlar. Agir, bas. Türkçe karakterlerle yazıyorsunuz. Mesela benim adım Özdemir. Ben Ozdemir yazıyorum. Eğer ikinci bir ismim varsa buraya yazıyorum. Göbek adım yoksa şuna basıyorum. Yani Özdemir Ali Ağırbaş olsaydı Ali'yi buraya yazacaktım. Buradan e, erkek veya bayan olarak seçiyorsunuz. Burada doğum tarihiniz var. Mesela burda e, Türkiye'de gün, ay, yıl olur. Burada ay, gün ve yıl olarak seçilmiş. Mesela 6. ayın 23'ü 1998. Bu tarihte doğmuş olalım. Burada da mesela doğduğun yeri soruyor. Doğduğun şehri soruyor. Şimdi mesela e, şurada arkadaşlar diyor ki doğduğunuz yerin detayına girmeden diyor doğduğunuz şehri girin diyor. Yani mesela e, onun demek istediği şey şu. Ben bunu çok araştırdım İnternetten de e, baya bir kanaldan araştırdım hem de dediği şey şu şekilde. Mesela burada Kadıköy Kadıköy yazıyor. Normalde Kadıköy e, ama şehir olarak istiyor normalde. Siz kimlikte veya pasaportta neresi yazıyorsa siz onu girin. Ee, şehir olarak girmeniz zorunda değil. Galiba sıkıntı yaşayanlar da olmuş bununla alakalı. Kimlikte ne yazıyorsa onu İngilizce karakterlerle, Türkçe karakterlerle değil. Eğer bir şey yazmıyorsa yani bilinmiyorsa buna tıklayarak boş geçebiliyorsunuz. Doğduğunuz ülke. Buradan hangi ülkede doğduysanız onu seçiyorsunuz. Ee, Türkiye'de olduğu için bunu hiç ellemeyin. Türkiye'desiniz çünkü. Buradan da fotoğraf seçiyorsunuz. Fotoğraf örneklerine bakalım hemen. Evet, fotoğraf örnekleri arkadaşlar. Şu şekilde fotoğraf istiyor. Fotoğrafçıya gidip ben Amerikan vizesine başvuracağım demeniz yeterli. Onlar size mail olarak zaten çekilen fotoğrafı veriyorlar. İsterseniz bastırıp da alabiliyorsunuz. Ama buraya koymanız için e mailden almanız gerekiyor. Şunlar kabul edilen fotoğraf tipleri şöyle gölge olur. Efekt olur. Herhangi bir şey olmaması gerekiyor arkadaşlar. Ona göre e söyleyeyim. Bunu kapatalım. Buradan fotoğrafı da seçtiğimize varsayalım. Gelelim adres kısmına. Şimdi arkadaşlar Burası opsiyonel. Burayı doldurmasanız olur şu A kısmına. Şimdi adres satırı. Birinci adres satırına ne yapalım mesela? Ee, şunu yazın. Mesela ben diyelim ki. Mesela buraya. Ben ün oturuyorum diyelim. Mahallesi yazmanızda sıkıntı yok. Türkçe tarif edebilirsiniz. Ama Türkçe karakterler. Kullanmayan, kullanmadan yüksek sokak, yüksek sokak ama ben Türkçe karakterlerle yazdım. Burası doldu diyelim. Alt satıra geçin. No 21, daire 23 olsun, şey 13 olsun. Böyle olabilir. Ee, buraya Buraya şehrinizi yazın. Mesela diyelim ki İstanbul Kadıköy'e bağlı burası. K büyük olabilir. Burası Kadıköy'e bağlı. Ee, İstanbul. İstanbul şeklinde yazın. Büyük İ diye bir harf yok çünkü İngilizce'de. Ee, burada da posta kodunuzu girin arkadaşlar. Veya e, bilmiyorsanız da şuna basıp pas geçebilirsiniz. Country ülkenizi seçiyorsunuz. Buradan ben yine nerede Türkiye? Türkiye'yi arıyorum. Şurada bir yer. Heh, burada. Bugün nerede yaşadığınızı o soruyor. Yani bugün hangi ülkedesin sen? Hangi ülkede yaşıyorsun? Bunu da Türkiye olarak seçeceğim. Çünkü ben şu anda Türkiye'deyim. Hemen neredeydi? Evet. Telefon numarası e, herhangi bir işine yaramayacak. Bunu girmeseniz de olur. Burada burada mail adresinizi girmenizi istiyor arkadaşlar. Mail adresine kesinlikle girmenizi istiyor ve e, hatasız girdiğinizden emin olmak için altta doğrulatıyor. Bu bütün iletişim yollarıdır mesela sonuçlarla ilgili vesaire size ulaşabilecekleri bir mail adresi olduğu için bunu sallamayın sakın. Kesinlikle doğru girin. Burada eğitim seviyen diyor. Hangi seviyede bugün diyor. Onu soruyor. Ee, üniversite seviyesi işte. Lise seviyesi. Lise terk. Bakın burada Türkçe'ye de çevirip bakabilirsiniz. Lise diploması. Sadece ilkokul. Lise derecesi. Meslek yüksekokulu. Bazı üniversite dersleri. Üniversite derecesi. Şimdi siz liseyi bitirdiniz. Üniversite okuyorsunuz. Siz burada... Üniversite derecesini değil, lise derecesini seçmeniz lazım. Burada eğitim seviyenize göre seçiyorsunuz. Ee, high School degree. ben e, üniversite okuyorum ama liseyi bitirdiğim, lise diplomam olduğu için buradan bunu seçiyorum. Ee, burada medeni halini soruyor arkadaşlar. Ben evli değilim, o yüzden bunu seçiyorum. Siz durumunuza göre işte boşanmış vesaire buradan veya evli ama eşim Amerikan vatandaşı vesaire. Bu arada bunlara varsa eğer doğru girin. Çünkü ikinci sayfada onlarla da ilgili bilgi isterler. Ben evli olmadığım için ben ikinci sayfada olmayacağım. Çocuk numarasını soruyor. Çocuğunuz da varsa yazın ama 21 yaşından küçük çocuklarınızı yazıyorsunuz. Yoksa sıfır yapın. Ee, bu bilgileri kontrol ediyorsunuz. Zaten bir sonraki sayfada size kontrol ettirecek continuum diyorsunuz. Bir daha continuum diyorsunuz ve başvurunuz alınmış oluyor. 6 Mayıs 2023'te de bu sonuçlar açıklanıyor. Ona göre sizlere mülakata çağırıyorlar arkadaşlar. Mülakatta e, bildiğim kadarıyla bazı şeyler var. Mesela nedir? E, Amerika diyor ki sen diyor benim ülkeme geleceksin. E, ama yani bana nasıl geçinebileceğini kanıtla. En azından iş bulana kadar benim ülkemde zorluk çıkarmayacağını kanıtla. 10.000-15.000 bin, bin dolar arası hesabınızda bir para bulunması gerekir. E, bu şart değil bu arada ama ortalama olarak 10-15.000 dolar bir para bulunması gerekiyor. E, ayrıca Green Kartı aldınız diyelim, sizin senede bir kez Amerika'ya girip çıkmanız gerekiyor. O Green Kartın iptal olmaması için. Senede bir kere girip çıkmanız gerekiyor. Ve bu sene pasaport şartı kalktı. Pasaport şartının kalkmasını e, iyi yanı da var. Kötü yanı da var. E, i̇yi yanı pasaport olmayıp e, başvuru yapmak isteyen ama gerçekten gidebilecek, gitmek isteyen çıkarsa gidecek insanlar var. Ve bunlar, bunlar şimdi başvuruyor. Başvurmaklı rahatladı. Ama mesela bir de şöyle çıkmayacak ama şey çıkacak ama adam çıksa bile gitmeyecek. Başvuruyor. Gerek yok kimsenin hakkına girmeyin. Eğer gerçekten çıktığı zaman ben gideceğim diyorsanız başvurun. Gitmeyecekseniz kimsenin hakkına girmeyin. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı da unutmayın.